Ağrılarla ortaya çıkıyor, yürüme güçlüğüne sebep oluyor. Diz kireçlenmesi evre evre hayat konforunu etkileyerek hareket kabiliyetini sıfıra kadar indiriyor. Diz kireçlenmesi toplumdaki en önemli özürlülük sebebidir. Özellikle 65 yaş üstü insanlarda dünya üzerindeki tüm popülasyonu kapsayan en önemli özürlülük nedeni diz kireçlenmesidir. Diz kireçlenmesinin birçok sebebi var. Genetik, ırk, sosyoekonomik faktörler, cinsiyet, özellikle kadınlarda biraz daha fazla görüyoruz. Kilonun çok büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Başımızın üzerine bir yük koyduğumuz zaman 1 kilogramlık bir yükün dizin iç kısmına 7 kilogram olarak yansıdığını söyleyebiliriz. Diz kireçlenmesi daha çok genellikle bizim klinik pratiğimizde 38 yaş üstünde insanlarda daha fazla görüyoruz. 38 yaş altında gördüğümüz hastalarda genellikle ikinci bir neden araştırmak gerekir. Diz kireçlenmesi durumunda tedavilerin yanı sıra egzersiz de çok önemli ama önce bilinçli olmak gerekiyor. Spor salonlarında gittiğim zaman hani her türlü hareketin iyi geleceği anlamını taşıyan bir bilinçsiz bir düşünce var. Yani her türlü hareket iyi değildir, bir kere bundan bahsedelim. Koşu bandında saatlerini harcayan bir durumlar var. Bu kesinlikle diz kireçlemesi ve diz sağlığı için çok zararlı bir aktivite. Ben bundan bahsedeyim, bu konuda bilinçlendireyim halkımızı. Kesinlikle bu kışın spor salonlarında tıkılıp diyeyim daha doğrusu, bu koşu bantlarının üzerine vakit geçirmemelerine, bilinçli bir spor yapmalarına ve muhakkak bir fizyoterapiste, bir fizik tedavi hekimine danışarak egzersiz programını oluşturmalarını önemli rica ediyoruz biz.